Evet, 10 numaralı sorunun çözümüne geçiyorum. Soru şöyle, atomla ilgili yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur diyor. Kesinlik ifadesine dikkat etmenizi istiyorum. Birinci ifade, bir elementin atomlarının nötron sayıları farklı ise bunlar birbirinin izotopudur demiş. Arkadaşlar şu kelimeye dikkat edin. Bir elementin dediğine göre demek ki aynı elementleri kastediyor. Bu durumda diyeceğim ki aynı elementlerden iki tane yazıyorum. İkisini de X ile ifade edeyim. Dolayısıyla bunların proton sayıları kesinlikle A ile ifade edilebilir. Yani aynıdır. Nötron sayıları farklı olduğuna göre birine B, diğerine C diyecek olursam toplamları bize kütle numarasını vereceğine göre birincininki A artı B iken ikincininki A artı C olmalı. Bu durumda aynı elementin proton sayıları aynı ama kütle numarası ya da nötron sayısı farklı olduğu için bunlar kesinlikle birbirinin izotopudur. Bu durumda birinci ifadeniz nedir? Doğru diyorum. 2. Farklı element atomlarının nötron sayıları farklı ise diyor. Evet, kütle numaraları da farklıdır demiş. Şöyle bir yorum yapmak isterim. X, Y gibi iki tane atom olsun. Bu elementlerin nötron sayıları farklı ise diyor. Mesela biri 12, diğeri de ne olsun? 13 olsun. Şu anda nötron sayıları farklı. Kütle numaraları da farklıdır demiş. Bakın kesin olmayabilir. Mesela birinci elementin görüldüğü gibi nötronunu 12 yazdım. Bunun proton sayısına 13 yazsam, diğer elementin de proton sayısına 12 yazsam, şu anda bunlar farklı element olduğu için kütle numarasının aynı çıkma ihtimali var. O nedenle ikinci ifadeye kesin diyemeyeceğim. Üçüncü ifadeye bakıldığı zaman bir elementin tüm atomlarının fiziksel özellikleri aynıdır demiş. Gene bir elementin tüm atomlarının dediğine göre eğer kastedilen elementlerin zaten proton sayıları aynı. Çünkü bir elementin diyor. Bunların nötron sayıları da aynı ise bunlar aynı atom olacağı için hem fiziksel hem de kimyasal özellikleri aynı olmalı. Ama bir elementin atomları dediği zaman nötron sayılarının farklı olmasından olabilme ihtimalinden dolayı bunların birbirinin izotop olma ihtimali de vardır. Dolayısıyla izotop atomların nötralde kimyasal özellikleri aynı ama fiziksel özelliklerine aynı diyemeyeceğim. Yani farklı. Bu durumda kesin ifadeyi sorduğuna göre seçeneğimiz ne olmalı? Yalnız bir. Bu da A seçeneğinde ifade edilmiş.